Ne yarıştı ama. Azerbaycan'da Bakü'nün caddeleri 5. yılında 3. kez unutulmaz bir Formula 1 yarışına ev sahipliği yaptı. Bu hafta Mediamax sponsorluğunda sezonun en keyifli yarışlarına Azerbaycan Grand Prix'sini sizlerle birlikte inceliyoruz. ardından Azerbaycan tabii bir cadde caddepis olmasına rağmen karakteristik olarak çok daha farklı bir yere sahip. Aslında ilk iki sektörde Monako'ya benzer bir ayara ihtiyaç varken son sektörde iki kilometre üzerine tam gaz giden bölümde tam anlamıyla Monza'ya benzer ayarlar gerekiyor. Bu tabii takımların ayar anlamındaki tercihlerinde otomobillerin kuvvetli olduğu yöne göre bazılarının ilk iki sektöre, bazılarının ise son sektöre yönelik e, aslında ayar seçmesine neden oldu. Pirelli bu sene geçtiğimiz son yarışın aksine, 2019 yarışının aksine bir kademe daha yumuşak lastikleri de getirdi. Biraz daha çeşitliliği arttırabilmek için. Dolayısıyla aslında Azerbaycan'da caddedeki o muhteşem kapışma öncesinde gerçekten ilginç bir teknik savaş vardı takımların arasında. Mercedes tıpkı Monaco'da olduğu gibi hafta sonuna çok kötü başladı. E, otomobilin e, yumuşak lastiklerle ilgili zaten bir sıkıntısı var bildiğiniz gibi. Bunun dışında aynı Monaco'da olduğu gibi tabi normal caddelerin yol tutuşu yarış pistine göre çok daha düşük olduğu için artı Mercedes'in lastiklere enerji e, yükleyebileceği uzun ve hızlı virajlar olmadığı için Alman takımın otomobilleri lastikleri bir türlü kullanamadı. Dolayısıyla Hamilton ve Bottas Cuma ve Cumartesi gününün yarısını çok gerilerde e, geçirdi. E, neticede Hamilton aslında 3. antrenmandan sonra sıralama turuna kadar olan bölümde daha düşük yere basma gücü paketini tercih ederek hafta sonunu son anda kurtarmayı başardı. Ama Valtteri Bottas daha yüksek yere basma gücü üreten pakette kaldığı için hafta sonu boyunca ortada gözükmeyecekti. Toplama baktığımızda elindeki otomobil en iyi performansı yakalayan takımın Red Bull olduğunu gördük ilk iki gün içerisinde. Geçtiğimiz yılların aksine Honda motorunun tabii ki e, daha kuvvetli olması e, artı özellikle hybrid teknolojisi anlamında e, düzlüklerde daha uzun süre enerji veriyor olmasıyla Red Bull kendine son derece güvenerek hafta sonuna başladı ve e, Mercedes veya Ferrari'ye göre biraz daha fazla yere basma gücünü tercih edebilirler. Bu sayede tabii ki lastikleri daha uzun süre korumak gibi bir avantajları olacaktı her ne kadar düzlükte e, Mercedes'e göre biraz daha yavaş kalsalardı. Bu arada Ferrari tıpkı Monaco'da olduğu gibi yine e, kısa ve yavaş virajlardaki e, otomobilin çevikliği sayesinde düzlükteki hızı da makul şekilde yakalayabilince beklentilerin ötesine geçti açıkçası. Tabii ki Ferrari'nin yaptığı bu e, düşük yere basma gücü ayarının da özellikle lastik aşınması anlamında kendilerine büyük bir dezavantaj getireceği tahmin ediliyordu. Bu arada tabi sıralama turları da dahil seanslarda çokça duraksama gördük. çoğu yıllarda olduğu gibi sıralama turlarında Stroll, Giovinazzi, Ricardo, Sunoda ve Sainz toplamda 20 pilotun 5'inin kaza yaptığını, 4 kez kırmızı bayrağın çıktığını gördük. Ve Şarlökler Monaco'da olduğu gibi yine kırmızı bayrakla biten bir seansta pole pozisyonunu almayı başardı. 2019'dan sonra Ferrari ilk defa iki yarışı üst üste ilk sırayı yakalamış oldu. Bu kez Lökler yarışa başlayabilecekti. Q3'teki ilk haklar belirleyici oldu yine aynı Monaco'da olduğu gibi ve Charles aslında Hamilton'un ardında yakaladığı bir hava koridoru etkisi kendisine pole pozisyonu getirdi diyebiliriz. Takımlar ve pilotlar bunun için de gerçekten çalıştılar. Çünkü uzun düzlükteki hava koridorunu doğru yakalarsanız öndeki otomobilden 0.4 hatta yarım saniye getirisi olduğunu çokça dile getirdi takımlar ve pilotlar hafta sonu boyunca. Lökler de bu etkiyi çok iyi yakaladı. Zaten otomobil e, hani McLaren'in de beklentilerin ötesinde, Ferrari'nin de beklentilerin ötesinde e, iyi bir başlangıç yapmıştı hafta sonuna. Ve Lökler bunu iyi bir tur artı Hamilton'dan gelen hava koridoruyla birleştirince Paul'ün sahibi oldu. Lewis Hamilton'da e, Valtteri Bottas'tan bir hava koridoru etkisi yakaladı. E, Bottas bir kez daha yardımcı oyuncu rolündeydi sağlama turlarında. Nitekim ikinci haklara çıkıldığında Bottas en öndeydi ve kimseden hava koridoru yakalayabileceği bir pozisyonu yoktu. Hamilton bu hava koridorunda etkisiyle aslında ilk, ilk e, üç antrenman seansından hiç de beklenmedik bir yerde ikinci sırada gridde kendisine yer buldu. Üst üste üçüncü yılda Bakü'nün caddelerinde Hamilton ikinci sıradan kalkıyordu. Max Verstappen biraz ayak kırıklığı yaşadı Red Bull'da üçüncü sırayı aldı ama tabi Red Bull'un gerçekten kendine güvendiği bir hafta sonuydu bu özellikle de lastik kullanımı açısından baktığımızda. Sıralama turları bu şekilde e, noktalandı. Yarışın startı önemliydi her yarışta olduğu gibi ama burada tabi pis üstü pozisyonunu e, yakalamanıza rağmen aslında geçiş yapmak mümkün özellikle uzun start düzünün sonunda. Şarlöklerin e, kendi deyimiyle Hamilton ve Ferstepen önünde kalması zor olacaktı. Çünkü Ferrari'nin lastik aşınmasının bu iki takımdan daha fazla olduğunu Ferrari de biliyordu. Ama Lökter en azından iyi bir start alarak Hamilton ve Fersepe'nin önündeki yerini korudu. Bu arada Sergio Perez çok iyi bir ilk sektör attı kalkışın ardından. Hem Sainz'e hem de Gazi'yi geçerek Fersepe'nin arkasına geldi dördüncü sıraya. Bu Red Bull'un yarış içerisindeki hamlelerini çok zenginleştirecek bir gelişmeydi ve Perez aslında cumartesi günü telafi etmeye daha ilk sektörde başlamış oldu e, diyebiliriz. Bu arada Alonso yine arkadan eski yıllarda olduğu gibi e, roket gibi bir kalkış yaptı ve iki sıra yükseldi. Suno da e, Alonso'nun ardındaydı. Sebastian Vettel yine e, taze yumuşak lastiklerle iyi bir start alıp iki sıra kazandı. Norris kaybeden ismi oldu startın 3 sıra geriye düştü. Giovinazzi ise en arkadan 5 e, sıra kazanmayı başardı. Charles Leclerc ikinci turda e, muhtemelen bir Cadde pisin aziziyle ile piste düşmüş olan bir dal parçasından kaçmak için 15. virajı e, kesti ve belki de ceza almamak için biraz ayağını gazdan çekti. Bu da Hamilton'a daha DRS açılmadan önce bir atak yapma şansını tanıdı ve Hamilton da e, liderliği almış oldu start düzlüğünün sonunda. Bu Hamilton'ın yarışının gidişatı açısından kritikti ama Hamilton öne geçtikten sonra Ferrari ile Leclerc'le ve Verstappen'le arayı açamadı. 4-5 tur sonra Verstappen de geçti DRS açıldıktan sonra ve bir tur sonra da Perez takip etti takım arkadaşını. Böylece ön tarafta Hamilton'a karşı iki tane Red Bull'un aslında galibiyet için, podyum için yarışacağı bir senaryo ortaya çıkmış oldu ilk 10 tur içerisinde. Tabi beklenti herkes için tek pit stop şeklindeydi. Yumuşak lastikten bir an önce kurtulup herkesin sert lastiğe geçmesi ve finish'e kadar böyle gitmesi en optimum strateji olarak gözüküyordu. 8. turda Alonso erken pitleri e, başlattı. Hemen iki tur sonra Charles Leclerc pite geldi ama e, yaptığı erken pit kendisinden sonra pite gelen Pierre Gazi'ye geçilmesine neden olacaktı. Alonso ve Leclerc'in pitleri aslında zincirleme bir reaksiyon başlattı çoğu yarışta gördüğümüz gibi orta sıralardaki pilotlar arasında. Böylece öndekilerin de pit yaptıktan sonra rahat şekilde geriye düşebilecekleri e, boşluk oluşmaya başladı. Her ne kadar Monaco'da olduğu ölçüde kritik olmasa da yine de e, bu trafiğe takılmama hikayesine tabii ki takımlar burada da dikkat etmeye çalıştılar. Carlos Sainz e, pit'e girdi 11. turda ve hemen pit çıkışta soğuk lastiklerle kaçış e, yoluna taştı. 15. sıraya düştü ve aslında yarıştaki iyi puanlar için e, mücadele etme şansını kaçırmış oldu. Ön tarafta Hamilton 12. turda pit'e e geldiğini gördük. Hamilton sert lastik taktı fakat Gazi ile aynı turda pit'e e girdiği için Mercedes e, ekibi onu pit yoluna yollarken biraz bekletti. 2 saniye, 2,5 saniye yakın bir kayıp vardı. Bu çok kritik tabii ki. Bu kadar ondalık dilimleri konuştuğumuz yarışlarda pit'te 1-2 saniye kaybetmek veya kazanmak her şeyin e, anahtarı olabiliyor. E, nitekim e, Mercedes'in tabii hemen lastik ısıtamadığını zaten 2 gün boyunca gördük sıralama turlarında da üst... En iyi ihtimalle üst üste ikinci zaman turunda Mercedes performans almaya başladı lastiklerden. Bottas onu da alamadı. Hamilton'dan bahsettik aslında. Ee, dolayısıyla Hamilton'ın yavaş pitinin hemen ardından Verstappen e, pite girdiğinde 1.9 saniyelik çok hızlı bir pit stop geldi yine e, Red Bull ekibinden. Dolayısıyla 2.5 saniyeden fazla zaten e, pitte zaman kazandılar. Bu arada e, Max Verstappen'in Pitt'e giriş turu da Hamilton'dan 0.8 saniye daha iyiydi. Önü açıldıktan sonra çok daha agresif bir turu tamamlama şansını yakaladı. Ve bu ikisini birleştirince Verstappen Pitt'ten Hamilton'ın önünde çıkarak yarıştaki inisiyatifini ele geçirmiş oldu. Hemen bir tur sonra Perez Pitt'e geldi. Onun piti de biraz olsun yavaştı Ferstepen'e göre. Durması gereken yerden biraz daha ileride durduğunu gördük Meksikalı pilotun. Fakat Perez'in de lastiklerini her zaman çok iyi kolladığını, koruduğunu biliyoruz. Burada da o özelliğini gösterdi. Perez Fersapen'in ardında e, pite kadar beklerken lastiklerini iyi e, sakladı ve e, pite giriş turunda Fersapen'den de yarım saniye Hamilton'dan 1.3 saniye daha iyi bir tur attı Perez. Bu da onun e, yavaş pite rağmen e, Hamilton'ın da önüne geçmesini sağlayacaktı. Bu arada e, oldukça uzun bir ilk bölüm atan Aston Martin pilotları sessiz sedasız yükselmiş vaziyetteydi. Öndeki pitler bittiğinde aslında Red Bull yarışa 3 ve 6. başlamışken bir anda kendisini e, pite girmemiş olan Fethi'nin ardında ilk iki sırada e, buldu. Dolayısıyla yarışın kontrolü Red Bull cephesine geçti. E, yapılan tek pit stopun ardından. Sebastian Fethi 17. tura kadar piste kaldı. Dört tur lider gitti Aston Martin liderlikte geçirdiği ilk turlardı e, bu. E, bu arada e, arkadan... 19. sıradan sert lastikle yarışa başlayan Stroll de o kadar uzun bir ilk bölüm attı ki ilk 5'e kadar çıktığını gördük Kanadalı pilotun. Fethel'in pitinden sonra aslında ön tarafta Verstappen ve Perez yarışı kontrol eder vaziyetteydi. Hamilton Perez'in arkasında ilk iki sektörde Red Bull lastik kullanımı ile beraber daha yüksek yere basma gücü yakaladığı için ayarlarla birlikte daha hızlıydı ve Hamilton Düzlükte 9-10 kilometre hızlı olsa da Red Bull'da onu geçecek kadar, Perez'i geçecek kadar yaklaşamıyordu turun 3'te 2'lik bölümünde. Dolayısıyla Red Bull'un yarışı kontrol ettiği bir tablo karşımıza çıktı. E, Stroll pite girmeden önce 4. sıraya kadar e, çıkmıştı. Sonrasında Gasly, Lokler, e, geç pitle yükselen Vettel, Sunoda, Norris ve Bottas'ı gördük. 30. tura kadar yarış aslında sakin gitti. Daha önceki dört yarışın ikisi muhteşemdi, Azerbaycan'da ikisi rutin gelişi diyebiliriz. Sanki o rutin yarışlardan birisi olacak gibi gözüküyordu. Tabii Stroll'in 31. turda lastik patlanması start düzlüğünde her şey değiştiren olayların ilkiydi. Sol arka lastik durup dururken muhtemelen yapısal bir soru nedeniyle patladı. Çok da korkutucu bir yerdi gerçekten. Normalde son hafif sağa döndüğünde tabii ki sol arka lastiğe ciddi bir yük biniyor pilotlar bu start düzündeki son dönüşü yaptıkları anda e, tabi Pirelli yarıştan sonra e, lastik patlamanı araştıracağını söyledi ama bir sanki e, hani lastikteki bir hasardan dolayı oluşmuş gibi bir tablo vardı. Korkutucu bir kaza olabilirdi çünkü oraya e, aslında kör bir noktadan ilerliyor pilotlar. Neyse ki Stroll otomobilini kazaya rağmen sol tarafta tutmayı başardı ve Sapa e, sapasağlam e, otomobilden indi. Tabii güvenlik aracı e, devreye alındı ama pit yolu girişi öncesinde çok sayıda parça olduğu için pit yolunu kapattı Michael Masi şampiyona direktörü. Dolayısıyla pit'e girip yastik değiştirme hamlesini öndekiler yapamadı. E, konvoy oluştuktan sonra temizlik operasyonu tamamlandıktan sonra pit yolunu açtı. FIA yarış kontrol. Fakat o esnada tabii ki öndeki grup için ee, daha az kayıplı bir pit yapma şansı e, kalmamış oldu. Yarışın yeniden başlaması öncesinde Verstappen, e, Perez, Hamilton, Gazli, Leclerc, Vettel, Sunada, Norris ve e, etkisiz eleman Valtteri Bottas e, sıralaması vardı. Arka tarafta kan kaybeden Alonso ilk onda başlamasına rağmen otomobil temposu düşük olduğu için e, Alonso e, yumuşak lastiği taktı. Bu kendisine çok şey getirecekti. Yarışın ilerleyen bölümlerinde. Giovinazzi, Russell ve Haas pilotları da bu gruba katıldı. 35'in turda yarış yeniden başlatıldı. Ee, bu arada e, ee, ee, blokajla yarışa yeniden başlayınca Fetele ve Gazli'ye geçilmiş oldu. Hatta neredeyse Gazli'ye çarpıyordu Şarlöckler. Çok heyecanlı anlarından bir tanesiydi yarışın. Vettel bir tur sonra da düzlükte, güç ünitesinde sorun yaşayan Gazdi'ye geçti ve kendisini dördüncü sıraya net şekilde oturtmuş oldu. Dört kez dünya şampiyonu. Bu arada arka tarafta lastiklerini ısıtamayan, çarpmada bir, toplamada sıfır olan Valtteri Bottas dört sıra daha kaybetti yarış yeniden başlarken. Verstappen önde... Ee... 4 saniye yakın bir fark açtı. Aynı güvenlik aracı öncesinde olduğu gibi e, Perez'in önünde yavaş yavaş lastikleri e, istediği e, seviyeye oturttu. Ve e, Red Bull yarışı kontrol etmeye devam etti. Sanki 2016 Malezya'dan sonra Hamilton'ın motor patlattı ve 2016 şampiyonluğunu kaçırdığı belki de o yarışın ardından 5 sene sonra Red Bull ilk defa ilk iki sırayı almaya doğru emin adımlarla ilerliyordu. Ama e, Max Verstappen'in patlayan sol arka lastiği buna... Mani oldu. Aslında Stroll'ün e, patlattığı lastikle çok benzer şartlar var. Her ikisinde sol arka lastiği patladı. Her ikisinde sol arka lastiği e, daha önceden hiçbir emare vermeden, hiçbir uyarı çıkmadan, telemetre ekranlarında bir sorun tespit edilmeden, durup dururken deyim yerindeyse patlamış oldu. E, lastiklerin ömürleri arasında yaklaşık 3 tür fark vardı. Yani benzer e, mesafeleri katettikten sonra sol arka lastikler e, patlamış oldu Geçtiğimiz seneki Silverstone'daki yarışı hatırlarsanız Hamilton, Bottas ve Sanz'in lastik patlattı. Imola'da Verstappen'in lastik patlatıp kaldığı yarıştakine benzer ani ortaya çıkan e, yapısal problemler gibi gözüktü e, ekranlarda. Pirelli tabii bir e, şu anda araştırma yapıyor. İlk ön açıklama pis üzerinde kalan parçaların lastikleri e, kestiği ve hasar verdiği ve bundan dolayı lastiklerin patladığı yönünde oldu ki Max Verstappen aslında yarışın sonunda verdiği röportajda eminim zaten e, lastiklerle ilgili pistte bir problem vardı. Bir parçanın üzerinden geçtiğiniz için oldu şeklinde bir açıklama gelecektir diye e, aslında serzenişte bulundu. Hollanda televizyonuna verdiği demeçte. Işte. Dolayısıyla ortada güvenlikle ilgili bir endişe vardı. Bu arada yarış kontrolün gerçekten çok geç kaldığını söylemek lazım. Fersepe'nin lastiği start düzlüğünde tam gaz gillen bölümde patladı. E, ve 20 saniye yakın çift sarı bayrak uygulamasına geçmedi e, yarış kontrol güvenlik aracının girmesi bir dakikadan daha uzun süre sonra e, karar verilen bir e, geç gelen bir hamle oldu açıkçası. Çok geç bir karar vardı hatta Sherlock'lar başta olmak üzere pilotlar bunu eleştirdiler. Çünkü o kadar çok parçanın olduğu bir otomobilin kenarda olduğu start düzlüğünde bir dakikanın üzerinde bir sürede pilotlar yarıştılar. Yani normalde Charlie Whiting'in e, Türkiye Grand Prix'sinde ben 7 sene yanında oturdum. Böyle bir olayı gördüğü anda saniye sürmüyordu bize o güvenlik aracı talimatını vermesi. Niye bu kadar geç güvenlik aracı kararı alındı Ondan da anlamak pek mümkün değil. Ama Red Bull'dan Jonathan Whitley'in e, Michael Masi'yi telsizden uyardığını e, dinledik. E, hiçbir emare görmeden durup dururken lastik patladı ve güvenlikle ilgili bir sorun olabilir. Kırmızı bayrağı çekersen... Herkese lastik değiştirme şansını tanırsın dedi Michael Massey'e. Jonathan Whitley e, Red Bull e, kampından ve Massey de yarışı kırmızı bayrakla durdurdu. Aslında %75'i yarışın tamamlandığı için güvenlikle ilgili yoğun bendiş olsa FIA yarışı o noktada bitirebilirdi. E, fakat kalan turları atmayı tercih ettiler. Bu da tabii e, karşımıza çok ilginç bir iki turluk çok kısa... ...mini pri, bizim hani yarışlarımız Grand Prix, büyük ödül yarışı, minik ödül yarışı gibi bir şey çıktı karşımıza. Ee, bu arada e, bu duraksamadan önce Sergio Perez'in otomobilde bir hidrolik sorunu çıktığını yarıştan sonra öğrendik. Red Bull bu sorunu e, idare etmeye çalışır vaziyette son turları e, götürdü Perez'le. Dolayısıyla yarışın yeniden başlaması e, kısmında Perez'le ilgili ciddi endişeler vardı. Hatta Perez o tek turda lastik ısıtılan ve gride yerleştiren turda neredeyse hiç zikzak yapmadı. Hidrolik direksiyonu bile kullanmamasını, mümkün olduğu kadar zorlamamasını istemiş Red Bull pit duvarı Perez'den. Yarış heyfinden başlamadan evvel Lewis Hamilton'ın çok ilginç bir telsiz mesajı vardı. Bu arada tabii Verstappen'in kalması aslında şampiyonada o anda dengeleri çok değiştirdi. Verstappen arayı açacak bir tabloyla zafer'e doğru rahat rahat gidiyordu açıkçası arkadakileri kontrol ederek. Ama kalınca ibrahim Hamilton'dan yana döndü ve Hamilton da telsizden bu şampiyona bir sprint yarışı değil bu bir maraton ve e, agresiflik konusunda ölçülü davranmamız lazım dedik. ki Toto Wolff de Bono da e, yarış öncesi katıldı Hamilton'a. Dolayısıyla sanki o d sonra Hamilton'ın startta agresif olmayacağı belki de ikinciliği koruyarak e, Ferstepen'e karşı çok kıymetli 18 puan alacağına dair bir kanı oluştu. Ama e, Perez'e göre Hamilton'ın daha iyi bir çekiş yakaladığını gördük. İç çizgiden. Aslında lider alabilecek çıkışı yaptı Hamilton. Fakat e, hiç beklenmedik şekilde adeta pazara uçtu. E, dümdüz gitti. Hiçbir şekilde duramadı. 2014 Rusya Grand Prix'sinde Rosberg'in böyle bir startı vardı. Belki hatırlarsınız. Tabii büyük bir şok oldu bu çünkü e, Hamilton'ın e, normalde agresif olmayacağını söyledikten sonra bu şekilde dışarıya uçması yarışın ve şampiyonun kaderini bir kez daha değiştirdi e, belki de. Yarıştan sonra Hamilton'ın e, sihir butonuna e, basmadım onu kapattığıma yemin edebilirim dediğini duyduk telsizden. Bu sihir butonu neydi? Aslında e, grid'e yerleştiği zaman e, otomobiller e, neredeyse en fazla... E, Frenlerden duman çıkan otomobilin Hamilton olduğunu gördük. Pilotlar formasyon turlarında, güvenlik aracı ardında atılan turlarda özellikle ön frenleri ısıtmak, ön frenlerin ısısından da faydalanarak ön lastikleri ısıtmak için e, fren dengesini büyük oranda ön tarafa doğru çeviriyorlar. Normal şartlarda %55 civarında ön frenler çalışıyor Formula 1 otomobilde, %45 civarında arka frenler kullanılıyor. Ortalama ağırlık dağılımı bu şekilde. Ama tabii pilotlar bunu zaten yarışta da defalarca daha önce duyduk otomobil içerisinde ayarlayabiliyorlar. Lastik aşınmasına göre, e, otomobil durumuna göre, benzin yüküne göre ön ve arka taraf arasında fren dengesini defalarca değiştirebiliyorlar. E, bununla ilgili bu sihir butonun aslında arka frenleri tamamen neredeyse devre dışı bıraktığını, %90'dan fazla ön frenlere yüklenme yarattığını e, öğrendik yarıştan sonra. E, bu tabi e, dediğim gibi ön frenleri ve ön lastikleri ısıtmak için çok e, aslında e, güzel düşünülmüş bir seçenek. Ama Hamilton yarıştan sonra Perez üstüne kapandığında kazayla bu butona bastığını açıklayacaktı ve duramayan Hamilton dışarıya uçtu ve e, yarışı 15. sırada bitirdi. 54 yarıştır puan alıyordu Hamilton o seriye nokta koymuş oldu. 2013 İspanya'dan bu yana ilk defa bitirdiği bir yarıştan puan alamadı Hamilton ve Dünya şampiyonunun kaderi aslında bir kez daha değişmiş oldu. Perez e, bu iki turda Hamilton'ı da kendi kendine ima etmesiyle e, ilk sıradaki yerini korudu ve zafere ulaştı. Bu arada iki tur gerçekten çok çok keyifli oldu. E, hep birlikte takip ettik spor ekranlarında. Ve arka tarafta e, Gazli ve löklerin şahane bir savaşı vardı. İki defa iki e, yakın arkadaş yer değiştirdiler ama sonunda son gülen Gazli oldu. Perez'in ardında Sebastian Vettel ikinci, Gazli üçüncü olarak podyuma çıkmayı Başardılar. Şarlökler ee, dördünün sırada finişe geldi. Ön taraftaki üçten şöyle bahsetmeye devam edelim. Ee, Perez e, ilk defa lider gidip yarış zaferine ulaşmış oldu e, Red Bull'da. Ve 2018 Monaco'dan bu yana, e, Ricardo'dan bu yana Red Bull'un ikinci otomobili. First olmayan e, pilot ilk defa yarış kazanmış oldu. E, ve hidrolik soruna rağmen hatta Perez finişten sonra... Otomobili hemen kenara çekti. Ee, zafer turunda Red Bull Honda ile kazanmasına rağmen Mercedes ile atmak durumunda kaldı. bir araçla pit'e geri döndü. Sebastian Vettel Aston Martin'e tarihinin ilk podyumunu getirdi. Ee, 59-60 yıllarındaki e, Aston Martin'in derecelerine baktığımızda en fazla bir altıncılık olduğunu görüyoruz. Ama gerçekten Monaco'dan itibaren... Ee, hani vites arttıran adeta edin otomobilden mutlu olduğunu, memnun olduğunu gördük. Ve eski günlerindekine benzer bir performansı. 11. başladığı yarışı ikinci sırada bitirdi. Fırsatçılığını konuşurdu, güzel ataklar yaptı, lastiklerini iyi sakladı. Ee, Yarışın yeniden başlatma kısmını iyi yönetti ve Vettel gerçekten de o eski hızlı günlerinden bir aslında görüntü sergiledi. İkinci sırayı aldı. Aslında çok şey değişmiş oldu. Bir manada, diğer manada hiçbir şey değişmedi son turlarda. Aslında son 5 tura girerken Fersepen Dünya Şampiyonası'nın en hızlı tura da sahipti. Ee, 11 puan fark açarak puan farkını 15'e çıkartacak gibi duruyordu. Sonra Fersapen kalınca inisiyatif Hamilton'a geçti. Hamilton ikinciliği normal şartlarda cebinde gibi gözüküyor. Dolayısıyla e, Hamilton'ın e, en az 14 puan, belki de yarışı kazanabilirse start alır. 21 puan öne geçebileceği bir fırsat doğdu. Ama Hamilton'ın ee, bu e, yaptığı atanlardan frenlemeye dışarı uçunca puan alamadı ve pilotlar şampiyonasında yeniden e, Azerbaycan öncesine dönmüş olduk zirvede. Fersapen ve ikisinin birden puansız kapattığı, ikisinin birden sonraki aylarda hayıflanacağı bir yarış aslında bitmiş oldu. Öte yandan Red Bull'un tabii 25 puan elde etmesiyle e, Perez'in getirdiği zafer e, takımı Mercedes'in 26 puan önüne taşıdı. Son iki yarışta sadece 7 puan alabildi. Mercedes gerçekten de çok kötü bir e, seri oldu. Üst üste Monaco ve Azerbaycan yarışları. Gerçekten de e, keyifli bir yarış izlemiş olduk. Özellikle 30. turdaki güvenlik aracından sonrası e, ve son iki tur Formül 1 tarihinin en ilginç aslında bölümlerinden birisiydi. Azerbaycan'da yani 5. yılda da 3. unutulmaz yarışı takip ettik desek herhalde yanlış olmaz. Bu arada yarışta 5 farklı pilotun lider gittiğini de söylemek lazım. Ee, Lokler, Hamilton, Vettel, e, Verstappen ve Perez en son 2020 Türkiye Grand Prix'sinde 5 farklı pilotu lider giderken görmüştük. Böylesine de ilginç bir yarış oldu. Medya per hafta sonu. E yapılan yarışların ardından Tabii ki istatistiklere de bakıyoruz kazananlar kaybedenlere de bakıyoruz bu hafta önemli rakamlarına baktığımızda Perez'in kariyerinde ikinci zaferi aldığını gördük Perez bu arada baküde 5 yılda 3 kez podyum yakalamış oldu daha önceki yıllarda Force India döneminde podyumları vardı sürpriz şekilde tabi altıncı başlayan Perez kazandı 11 başlayan fetel ikinci oldu Dördüncü başlayan Gazi 3. oldu ve yine 5 yılda Azerbaycan'da toplam 15 podyumun 7'si gridde ilk 6 dışından gelen, daha geriden gelen pilotlar tarafından yakalanmış oldu. Perez'in ve Fethel'in bu başarılarının ardından. Gazi üst üste beşinci kez e, puan aldı ve kariyerin 3. podyumunu yakaladı. Hepsi Toro Rosso ve Alfa Tauri ile geldi. Leclerc bu sene 3. kez dördüncü sırada yarış tamamladı. En üst podyumu e, göremese de ilk defa e, Ferrari'ler lider gitti bu yıl. E, lökler 2019'dan bu yana hatta ilk defa lider e, şekilde tur tamamladı resmi olarak baktığımızda. Norris 6. yarışta 5. kez ilk 5'te e, finişe ulaştı. Alonso'nun 6. yılı Alpine'in en iyi sonucuydu. Snow'da yine aynı şekilde e, kariyerin en iyi sonucunu aldı e, Çaylak pilot Ve 2012 Abu Dhabi'den sonra Kamui Kobayashi'nin orada aldığı 6. bu yana bir Japon pilotun aldığı en iyi derece oldu. Snow'da'nın burada yakaladığı e, 7. lik. Bu arada Mercedes'in tam 55 yarıştır devam eden puan alma serisi son buldu. 2018 Avusturya'da iki otomobille birden mekanik soruna yolda kalmıştı Mercedes'ler. Ve o yarıştan bu yana e, aralıksız bir puan serisi vardı. Bu seri son buldu. Lewis Hamilton da Formula 1 tarihinin rekoruna sahip şu anda. 54 yarıştırı üst üste puan alıyordu. Onun da bu puan serisi e, yaptığı hatanın ardından sona ermiş oldu. Mediamarkt'la kazananlar ve kaybedenlere baktığımızda kazananların başında tabii Perez var. Ee, Aslı sene başında kendisine 5 yarışlık bir süre tanınmasını istemişti Perez. O 5 yarışın sonunda istediği yerde değildi ama bu hafta sonunda gayet mutlu, kendine güvenerek başladı. Otomobilden, ayarlardan, performanslar memnun olarak başladı. Yarışta tam anlamıyla Red Bull'un kendisine istediği rolü oynadı. Evet. Sıralama turlarında geride kalsa bile öne çıktı. Hamilton ile Fersepe'nin arasında bir bariyer görevini e, çok iyi şekilde gördü. Ve Fersepe'nin başına bir şey geldiğinde de yarışı, yarışı kazanacak performansı ortaya koydu. Dolayısıyla işte kazananların başında tabii ki e, Perez var. Bu arada Perez'in yarışın sonunda eski takım arkadaşları tarafından e, Aston Martin ekibi tarafından tebrik edilmesi çok e, keyifli bir andı. Keza e, aslında yerini alan, onun koltuğuna oturan Sebastian Vettel'inle PDZ tebrik etmesi gerçekten keyifli oldu. Kazananlar arasında ikinci sırada da Vettel'den bahsedecektim. Sebastian Vettel sezona beklendiği gibi başlamadı. E, puansız ayrıldı ilk dört yarıştan. Performansı çok düşüktü puansız kısmını bir kenara koyarsak ama Monaco'dan sonra bir şeyler yerine oturmaya başladı. Aston Martin ve Vettel macerasında. Ve Fetel gerçekten de çok iyi bir yarış çıkarttı. Hem lastik kullanımıyla hem e, gerekli anlarda yaptığı agresif ataklarla e, hem yarışı yeniden başlatma anlarındaki performansıyla dolayısıyla hak ettiği bir podyumu yakaladı diyebiliriz. Sebastian Vettel ikinci sırada tamamladığı yarışı ve Pierre Gazi, Alfa Tauri Honda ile podyuma çıkmak yine de e, başarı gerçekten de. Hani otomobili bu sene iyi ama onu podyuma kadar taşımak e, güçün test sorunu yaşadığı bir yarışta önemli bir ee, adım oldu Gazi adına. Ben bir de Alonso'dan bahsetmek istiyorum. Fernando Alonso da hem sıralama turlarında iyiydi bu hafta sonu. Ee, yarışta aslında e, Alpine'in temposu düşüktü ama o. güvenlik aracı ardından ikinci pit stop, yumuşak lastiği takma hamlesi gerçekten önemli bir artı getirdi Alonso'ya. Artı Alonso hem normal güvenlik aracının sonunda hem de son iki turdaki startta müthişti. İkisinde birden sıra kazandı. Son startta 4 sıra ...yukarıya çıktı, 10. başladı yarışı, 6. bitirdi ve... eski günlerinden o da tıpkı Sebastian Vettel gibi... E, adeta bir hatırlatma yaptı... ...Formule 1 dünyasına. Kaybedenlere baktığımızda e, bu yarışta kaybedenler... E, ...listesinin başına Hamilton'ı yazıyoruz çünkü Hamilton... E, ...bir şekilde kendi hatasıyla o fren dengesini değiştirdi ve dışarıya uçtu... ...ve e, belki de hani Verstappen'in... ...dışarıda kaldığı yarışta... Kazanacak, 25 puan alacak saniyeleri yakalamış olsa da puansız ayrıldı ve e, asla bir fırsat tepmiş oldu. E, kaybeden kulübünün başkanı genelde Walter Bottas oluyor. Bu sene gerçekten çok e, kötü bir yıl geçiyor Bottas için. Film pilot hiçbir etki gösteremedi hafta sonu boyunca, hiç ortada yoktu. Trafikte geride kaldı ama hani böyle durumlarda Hamilton e, bir şekilde yükselmeyi başarıyor. Bottas hiçbir şekilde yükselemedi. Onuncu e, başladığı e, yarışı... Bütün bu olayların ardından 12. sırada tamamladı fin pilot ve e, hakikaten e, çok kötü bir hafta sonunu, unutması gereken bir hafta sonunu tamamladı. Ve Mercedes yine kaybedenler listesinde ilk defa e, Alman takımı 55 yarış sonra puan alamadı. İki yarıştır podyum göremiyorlar. Turbo İbitcan'da da daha önce böyle başarısızlık serisi e, yoktu. Ve e, açıkçası otomobilin performansı alıştığımız son 7 yılda gördüğümüz Mercedes performansının çok gerisindeydi. Bundan dolayı da Mercedes'in de kaybettiğini söyleyebiliriz. Mediamarkt'la haftanın telsiz konuşmasına baktığımızda aslında e, yarışın son bölümü için e, çok ilginç olan Hamilton'ın demecini ben e, seçmek istedim. Telsizden daha başlamadan bu bir sprint yarışı değil, bu bir maraton. E, Agresiflik konusunda ölçülü davranmalıyız diyen Hamilton. Takım patronundan bu konuda teyit alan, destek alan Hamilton startta iyi bir çekişle liderliği alabilecek konumu yakaladı ama yaptığı hatayla söylediğimiz gibi yarıştan puan sayıldı Ama o telsiz konuşması belki de sezona bakış açısı açısından da Hamilton'ın önemliydi. Ve yarışın sonucu o telsiz konuşmasında konuşulan konunun tam tersinde aslında bitmiş oldu. Onun içinde de hakikaten ilginç bir konuşmaydı Hamilton'ın telsizdeki. Son demeci. Evet, Azerbaycan Grand Prix'si de gerçekten keyifli bir yarışa e, sahne oldu. E, beşinci yılda üçüncü kez e, ilginç bir yarışı, unutulmaz bir yarışı takip etmiş olduk Esport ekranlarında, Bakü'nün caddelerinde. Formula 1'in macerası önümüzdeki haftalarda Avrupa'da devam edecek. Fransa'nın ardından üst üste iki tane Avusturya yarışı var. Sonrasında Avrupa yarışları yine yaz aylarında ilerleyecek. Biz de Sokrates ekranlarında her zaman olduğu gibi Formula 1'in keyfini sizlerle birlikte çıkarmaya çalışacağız. Dolayısıyla sizlere her hafta olduğu gibi teşekkür ediyoruz ilginizden, desteğinizden, sevginizden ötürü. Önümüzdeki haftalarda Sokrates'te tekrar buluşana kadar sağlıcakla kalın, hoşça kalın ve Sokrates YouTube kanalından ayrılmayın.